Mehmet Şeker. Golan Tepeleri İsrail'in olsunmuş. Zamanı gelmiş. Neyin zamanı? Tanınmasının zamanı gelmiş. Neymiş tanınacak olan? İsrail'in egemenliği. Neredeki egemenlik? Golan Tepeleri üzerindeki. Nasıl? Tam olarak. Niye? İsrail'in güvenliği için kritik derecede stratejik öneme sahip olduğundan. Başka bölgenin istikrarı için de önemliymiş. Kim söylüyor? ABD Başkanı Trump alt etmiş. Stratejik öneme sahipse zaten kritik demektir. Yani yüzünde kritik olmayan fakat stratejik önem arz eden hiçbir konu, hiçbir yer yoktur. Önemini vurgulamak için iki hususu birden belirtmeye gerek var mıydı? Yok elbette. Demek bir zamanı varmış. Kim neye göre karar veriyorsa önceden belirlenmiş adeta. Öyle bir anlık bir olgu değil. Bakınırken gördük ki zamanı gelivermiş gibi bir durum yok. Birdenbire fark edilmiş de haydi bakalım tanıyalım o halde denilmemiş. Trump isimli şahsın yaptığı açıklamayı tek cümle halinde görecek olursak şöyle. 52 yıl sonra Amerika'nın bölgesel istikrar ve İsrail'in güvenliği için kritik derecede stratejik öneme sahip olan Golan Tepeleri üzerindeki İsrail'e egemenliğini tam olarak tanımasının zamanı geldi. ABD tanıyacak, hesaba göre diğer ülkeler de peşinden gelecek. Fakat kazın ayağı öyle değil. Bazen tek ayaklı görünürler de yanıltırlar. Yakınında teneke çalarsanız, davulun tokmağını iki vurursanız öbür ayağı da ortaya çıkar hemen. Her şeyden önce netleştirilmesi gereken hususlar var. Kim karar vermiş o işe, neye dayanarak, nasıl olacakmış, hangi gerekçeyle, hangi hakla ABD Dışişleri Bakanı Pompeo İsrail'de bir televizyon kanalında sorulan Başkan Trump da Kraliçe Esther gibi Yahudileri İran tehdidinden kurtarmak için büyütülmüş olabilir mi şeklindeki soruya saçma sapan bir cevap verdi. Bir Hristiyan olarak kesinlikle bunun mümkün olabileceğine inanıyorum. Tanrı Trump'ı Yahudileri kurtarmak için göndermiş olabilir. Neresinden tutacaksın bu soruyla bu cevabın? ikisi de kup'suz, sap'sız. Biz de bir Müslüman olarak bu tür soru ve cevapların bir yerinden tutmak istiyoruz da elimizden kayıyor. Tutulacak yeri yok. Türkiye bu açıklamalara birinci ağızdan son derece sert tepki gösterdi. Golan Tepeleri ile ilgili talihsiz açıklama bölgeyi yeni bir krizin gerilimin eşiğine getirmiştir. İşgalin meşrulaştırılmasına asla izin vermeyiz veremeyiz. Avrupa Birliği de kabul edilemez olduğunu açıkladı o egemenliği tanımadıklarını ilan etti. Öte yandan Birleşmiş Milletler kanadında önemli bir gelişme. İnsan Hakları Konseyi, işgal altındaki Filistin topraklarında Birleşmiş Milletlerin varlığını güçlendiren ve İsrail'i kınayan karar tasarısını kabul etti. Yoksa AB ve Birleşmiş Milletler yetkilileri ABD Dışişleri Bakanı gibi Hristiyan değil mi? Galiba eşkıya dünyaya hükümdar olmayacak. Bizim emreler, ekremler de çok üzülmüştür şimdi. Tüh.